Günaydın. Bugün sizleri oturarak karşılıyorum yine. Çünkü çoktan yemeğimi pişirdim. Bayağı uğraştırıcı olduğu için herhangi bir video çekmedim. Sabah aslında çektim ama o stilinde çünkü telefonda yer yokmuş falan. Neyse bugün böyle başlıyoruz. Belki artık her gün böyle başlarız. Bilmiyorum. Saçım bugün ne kadar değerli toplama. Nazar değmesin. Neyse çoktan yemeğimi yaptım ve efsanevi bir Asya pilavı yaptım. Asya usulü. Ne var içinde? Zerdeçal var. Ondan sonra basmati pirinci var. Tarçın var, yeni bahar var, birazcık şeker var, tuz, karabiber, pul biber, bezelye, havuç, patates, brokoli. Harika görünmüyor mu? Çok güzel görünüyor. Bir de yanında canım çok fazla avokado çekti. Şöyle azıcık bir avokadom var. Bu shop'tan aldığım avokadolar cidden kötü çıktı. Üzüldüm yani. Neden bu kadar ucuz olduğunu şimdi anlıyorum. Almayı düşünmüyorum bir daha. Bilmiyorum. Bu son aldıklarıma da bakarım. Ona göre karar vereceğim. Ay şimdi çok sıcak. O yüzden birazcık soğumasını bekleyeceğim. Dün 14.000 adım attım. Kendimle çok gurur duyuyorum. Şu an daha 650 adımdayım. O kadar kötüyüm ki. Daha hiç yataktan çıkmadım doğru düzgün ki zaten elektrik yok. O kadar sinirlerim bozuldu ki elektrik yok sabahtan beri ve hiçbir şey yapamıyorum. Çok sinirliyim, çok kızgınım. Bugün annemlere gideceğim. Kız kardeşimin saçını boyamaya. O yüzden yine çok şey yapabileceğim bir video olmayabilir. Bilmiyorum. Şuralarım çok ağrıyor. Kaldıramıyorum ya. Kollarımı kaldıramıyorum bile. Şuram. Öldüm. Öldüm. O kadar acıyor ki canım size anlatamam. Ama 30 gün boyunca her gün yapacağım. Büyük ihtimalle onu annemlerden döndükten sonra yaparım. Bugün yoga yapmadım sabah. Bir gün yap bir gün yapma boş gitmek istiyorum. Bugün yine çıkıp yürümeyi planlıyorum. Yine hedefim 12 bin adım. Hiçbir değişiklik yok. Sabah tartıldım yine 85 kiloyum. Adet olamadım. Yaklaşık 3 gün önce olmam gerekiyordu ama olamadım. Bu yüzden birazcık gerginim, sinirliyim. Vücudum şişmeye başladı. Yani çok havamda olmadığım bir gün anlayacağınız. Ve açım. Açım. O kadar çok açım ki dün akşam o kadar çok acıktım ki size anlatamam. Gerçekten sürekli yemek yemeye düştüm. Sürekli yatağa yattım ve aklımda sadece yemek vardı. Çok kötü hissettim kendimi. O kadar kötüydüm ki çok kötüydüm. Yani midem aç değildi, beynim açtı. Beynim yemek yemek istiyordu. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani yemek zorunda gibi hissettim kendimi ama yemedim. Hayattayım, ölmedim, bir şey olmadı. Bugün daha iyiyim ama. İnşallah akşam yine öyle bir açlık krizi çekmem. Çünkü böyle hormonsal değişiklikler yaşadığım zaman çok kötü açlık krizlerine girebiliyorum. Yani açlık krizi tam olarak denemez çünkü midem aç değildi, anlıyor musunuz? Beynim aç, beynim yemek istiyor. Benim vücudum istemiyor yiyeceği. Yani çok anladınız siz garip olaylar. Neyse, şimdi bir tadına bakalım yemeğimin. Öf çok güzel olmuş. Birazcık tuzsuz olmuş ama tuz eklemem büyük ihtimalle. Harika olmuş ya. Hem de çok sağlıklı. Bu pirinç normal pirince göre daha az kalorili ve daha besleyici. Sanırım şeker oranı ve nişasta oranı daha az olduğu için tam olarak hatırlamıyorum öyle bir şeydi. Ama bir araştırın bir bakın basmati, Yasemin pirinci, basmati pirinci ikisi olarak da geçiyor. Ben tadını da çok beğeniyorum açıkçası. Şarjım bitiyor ve şey yok. Elektrikler yok. O kadar sinirliyim ki şimdi kapatıyorum videoyu çünkü %10 şarjım kaldı. Ağlamak istiyorum. Neyse annemlere gidince belki bir güncelleme çekerim. Orada bir şey yer miyim yemez miyim bilmiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Selamlar. Seda'nın saçını boyama kısmımızda ikinci tura geçeceğiz. Çünkü yetmedi açıcı. Diplerini açtım ama ortası siyah ve uçları mavi olarak kaldı. Şu an hem ortalarını halledeceğiz hem diplerini. Ben de bu sırada bir şey atıştıracağım. Şunu aldım. Çünkü çok acıktım ve canım tatlı istiyor. Ve içinde hayvansal ürünü olmayan tatlı bulamıyorum. Bir de ananas suyu aldım. Bir bardak ananas suyu içip bunu yiyeceğim. Tatlı olarak. Akşam da eve gidince kalan pilavımı yemeyi planlıyorum. Saat şu an 3 dedim mi bilmiyorum. Kaç adımda olduğuma da bakalım. Çok yürümedim. 5500 adımdayım daha. 12 bine tamamlarım büyük ihtimalle yatana kadar. Ama zaten şu an buradayım yani. Daha bir sürü saç boyama seansınız olacak. O yüzden gideceğim bir şey yok. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Ben şunları yiyeceğim, içeceğim falan. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Onlar sonunda evdeyim. Akşam yemeğim şöyle görünüyor. Bunun içinde domates var, marul var, humus var, zeytinli ekmek. Zeytinim var.
turşum var, yeşil soğanım var. 2-3 kaşık kadar pilav attım ağzıma ve yedim çünkü açlıktan ölüyordum. Şimdi bunu yiyeceğim. Büyük ihtimalle doyarım ama doymazsam azıcık da pilav yiyebilirim büyük ihtimalle. Yemeğimi yedikten sonra görüşürüz. Selamlar, şimdi yemeğimi yedim. Karnım doydu. Saat şu an tam olarak 8 ve ben 9721 adımdayım. Geriye kaldı 2300 adım. Onu da yatana kadar kesin yaparım. Şimdi kol ve işte göğüs omuz çalışmaya geçeceğim. Kaydetmeyeceğim bunu. Dün zaten gösterdiğim için bugün ekstra olarak gösterme gereği duymuyorum. Ama bu vlogu yarın uzatmaya karar verdim. Çünkü bugünkü bayağı kısa oldu. Yarınla birleştireceğim. Yani böyle bir planım var. O yüzden şu an daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Akşam yemeğimi de yedim. Söyleyebileceğim bir şey yok. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Günaydın. Saat 12.30 ve ben marafon çekiyorum. Bu da demek oluyor ki dünkü videoyla bu videoyu çeker, birleştirerek çok mantıklı bir hareket yaptım. Çünkü bu da çok uzun olmayabilir. Çünkü dediğim gibi marafon çekiyorum. Neyse şimdi kahvaltı vaktim sonunda geldi. Acıktım. Ve canım sandviç yemek istiyor. Ama pilavım da kaldı dünden. Bunu da yemek istiyorum bir yandan. Bilmiyorum. Belki bir salatayla pilavı yerim. Emin değilim, yapabilirim. Çünkü çok fazla pilav yok ve salatayla birlikte yiyebilirim yani. Sıkıntı olmaz. Bunu birazcık düşüneceğim. Ondan sonra sizlere gösteririm. Hoşçakalın. Kahvaltım hazır. Her zamankinin 3'te 2'si kadar bir salata yaptım. Burada da bir kase pilavım var. Bir de burada dün kendi yaptığım ice tea'm var. Bir bardak da bunları içeceğim. Tamamıyla ev yapımı. Şeker oranı çok çok az. O yüzden gönül rahatlığıyla içeceğim ve bir tadım testi yapmış olacağım. Eğer tadı güzelse nasıl yaptım size de anlatırım. Çünkü çok çok kolay yaptım ve baya güzel bir şeye benziyor yani şu an. Kısacası bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi Seda ile dışarı çıktık. Böyle saçlarını mavi yaptık. Görünüyor mu bilmiyorum. Başardım. O yüzden kendime kuaför salonu açmayı düşünüyorum artık. Bir de hurma aldık. Şöyle. Hurma yiyerek yürüyoruz. Şimdi pet shop'a gireceğiz. Bugün de yine 12.000 hedefim var. Büyük ben yapacağım. Çünkü Seda'yı eve bırakacağım. Sonra oradan geri eve yürüyeceğim. Falan. Ay çok sessiz oldu. Neyse daha fazla konuşmuyorum. Eve döndüğüm zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar. Şimdi eve geldim. Çok yoruldum. Annemlerin evi bizim evden tam olarak 4 kilometre uzakta. Ve önce gittim, 10 dakika oturdum ve 4 kilometrede eve geri döndüm. Ve bu benim yaklaşık 2 saat 15 dakikamı falan aldı. Öldüm, çok yorgunum. Kaç adım attım göremiyorum çünkü şarjı bitti. Şimdi şunu hemen bir laptopa şarjı takayım. Ondan sonra da ne yedim, ne yaptım falan hepsini anlatacağım. Şimdi hurmaları göstermiştim zaten bir önceki videoda. 2-3 tane yolda yedim. 2-3 tane de annemlerde yedim. Böyle 6 tane falan hurma yedim. Sonra Seda bir tane cips almak istedi. Doritos'un yeni çıkmış bir cipsi. Risk 3.0. İşte bazıları acı, bazıları ekşi falan. Ondan böyle 10 parça falan yedim. Bir avuç kadar falan. O kadar fazla bir şey yemedim. 10 parça ondan yedim. Bir de yulaflı bisküvi yedim. 2 parça. Annemlerde bunları yedim. Bunlar beni bayağı tıkadı ama yine de akşama acıkacağımı bildiğim için bir şeyler hazırlayayım dedim. Gelirken meyve aldım. Bir tane portakal, bir tane elma, bir tane de mandalinayı doğradım. İşte üzerine yaptığım ice tea vardı çünkü evde su kalmamış, su da almayı unuttum. Ice tea'den birazcık ekleyip şeyle çektim Mix & Go'da. Şöyle bir su ve şurada da bir posa var. Posayla içmek hoşuma gitmiyor artık. O yüzden bence süzdüm. Hem posasını yiyeceğim hem suyunu içeceğim. Yaklaşık yani akşam yemeğinde bir portakal, bir elma, bir mandalina yemiş olacağım yani. Sonra ne yaptım? Bayağı bir yürüdüm zaten, o yüzden ekstra yürümek istemiyorum. Görebiliyor muyum şu an? 14.380 adım atmışım. Uhu, neredeyse 15.000. 8.1 kilometre yürümüşüm. 1071 kalori de yakmışım. Kendimi tebrik ediyorum. Bayağı yoruldum. Bugün kol egzersizlerimi yapmayacağım çünkü şuralarım hala çok acıyor ve bayağı sertleşti aslında. Bir günlük bir ara vereyim diyorum. Daha mantıklı olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden bugünlük yapmıyorum. Çok da yürüdüğüm için ekstra bir spor da yapmayacağım. Şimdi bunları yiyeceğim, içeceğim ve günün sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.